size hap bahsetmek istiyorum. Hap dediğimiz durum aslında toplumda sık görülen, bazılarında çok hafif atlatılabilirken bazılarında ciddi problemi neden olan rahatsızlıklardan biri. Her zaman yaşamışızdır. Bir ilaç içmemiz gerekir, bir ağrımız vardır ama o anda elimizde su yoktur ya da çok az miktarda su olduğunda biz o suyu bir şekilde, su olmadan bir şekilde o hapı yutmaya çalışırız ve e, yemek borumuzda e, boğaz kısmında takıldığını hissederiz. Sonrasında e, bazı kişilerde bu durum daha ciddi olabiliyor. Özellikle kapsüllü ilaçlarda bu durum daha ciddi olabiliyor. E, burada e, ilaç uzun süre kalmayabiliyor ama oradaki tahrişe bağlı, orada iltihabi reaksiyon ve ülserler gelişebiliyor. Bunlar dediğim gibi ciddiyete bağlı olarak belirtiler ve şikayetler değişiyor. Bazı kişilerde sadece Böyle yemek yerken su içerken bir takılıyor hissi olurken bazıları yemeden içmeden kesilecek ciddi ağrıyla acaba bir kalp krizi mi geçiriyorum? bir akciğer problemi mi geçiriyorum şeklinde acillere başvuracak kadar ciddi olabiliyor. Peki nedir bu hapozofaji? Orada hapın durmasına yani kısa sürede de olsa durmasına bağlı orada bir iltihabi reaksiyon ve ülser gelişmesiyle buradaki hareketin bozulması durumudur. Her yediğiniz gıda takılır. Ee, özellikle e, katı gıdalarda bu daha belirgindir ama bazen sıvı gıdalarla bile e, problem yaşayabilirsiniz. Yediklerinizin bir an önce oradan geçmesini ya da kusmayı sağlayarak bunu çıkarmaya çalışırsınız. E, ciddi göz kafesi ardında ağrı olabilir bu hastalarda. E, peki biz bu durumda ne yapıyoruz? Ee, özellikle akciğer filmi çektiriyoruz ki bazı durumlarda bu iltihabi reaksiyon o kadar ciddi olabiliyor ki hayati organlara kadar e, gıda, gıdanın ve e, mide asitinin geçmesine neden oluyor. Çünkü orada ufak delinmeler, ufak e, perforasyon dediğimiz delikler oluşuyor ve yediğiniz gıda, e, mideden geri kaçan asit e, salgısı e, burada tahrişi büyütüyor ve kalp gibi, akciğer gibi ciddi organların da iltihabi reaksiyonuyla sonuçlanabiliyor. Tablo bu kadar ciddi olunca biz de bunu çok önemsiyoruz. Peki burada biz hap düşündüğümüz vakalara ne yapıyoruz? Bazı durumlarda endoskopik olarak girip bu bölgeyi mutlaka değerlendirmek istiyoruz. Çünkü durumun ciddiyetine göre tedavi veriliyor. Burada yüzey örtücü tedaviler, mide asiti baskılayıcı tedaviler kullanılabiliyor. Bunun dışında yaşam tarzında bir süreliğine değişiklikler yapılmasını istiyoruz. Gıdaların ne çok sıcak ne çok soğuk sadece sıvı kıvamında gıdalar tüketmesi hastanın yumuşak kıvamlı gıdalar tüketmesi. Bu yumuşak gıdaları da yiyorsa mümkün olduğunca ağızda çiğneyerek çok yumuşak bir hale getirip bununla beslenmesi şeklinde hap özdefeşiti gelişen hastalarda bir diyet protokolü çiziyoruz. Bu gıdaların içinde mutlaka baharatsız, aşırı tuzsuz gıdalar olmasını tercih ediyoruz ki tahrişi mümkün olduğunca azaltalım. E, tabii bunun en önemlisi aslında hapozofajitinin hiç gelişmemesi. Onun için özellikle ağız kuruluğu olan kişilerde, bu hapozofajitin gelişmemesi için özellikle ağız kuruluğu olan kişilerde, az su içen kişilerde, Bol su ile bu ilaçları içmelerini ve içtikten sonra ilaçları özellikle belli gruplar mesela osteoporoz grubunda kullanılan bir takım ilaçlar var. Bunlar ciddi duvar hassasiyetine neden olabiliyor özellikle yemek borusunda. Ve doktorunuz mutlaka sizi bu konuda uyarıyor. Bu durumlarda mutlaka bol su içip, bol su ile içip ilaçları ve içtikten sonra bir yarım saat, 45 dakika yatmadan dik pozisyonda oturmanız gerekiyor. Bunun dışında belli antibiyotik grupları var ki biz özellikle tetrasiklin grubunda bunu çok sık görüyoruz. Bu ilaç çok çeşitli dallarda kullanılabiliyor. Kadın doğumda, ürolojide göğüs hastalıklarında, biz mide mikrobu tedavisini verirken kullanıyoruz. Bu ilaç da kapsüllü bir ilaç ve çok sık hapozofajitik ile karşılaştığımız bir ilaç. Ondan dolayı bu ilaçları bol su ile içmenizi ve içtikten sonraki bir süre en az 15-20 dakika mümkün olduğunca uzun süre ayakta durmanızı istiyoruz. Bu ilaçları özellikle tok karnına içmeniz tahriş açısından çok daha iyi olacaktır. E, hapozofajiti geçirmeniz durumunda da mutlaka bir gastroenterolog takibinde olmanız ve e, bu süreci bir gastroenterologla birlikte geçirmeniz çok önemli. Dediğim gibi komplikasyonları yani e, kötü olaylar, görünme sıklığı belli bir yerden sonra çok ciddi artıyor ve çok ciddi tablolara neden olabiliyor. Onun için öncelikli önerimiz tabii ki önlem bol su ile ilaçları içmeniz ama gelişmesi durumunda da mutlaka doktor takiplerinize devam etmeniz ve doktorunuzun dediğini birebir yapmanız yönündedir.